TGRT Ankara stüdyolarından merhabalar sevgili seyirciler. Gündem çok yoğun, birçok başlık var. Türkiye seçime gidiyor, ekonomi, dış politika öne çıkmış durumda. Hepsi aslında birbiriyle yarışıyor. Bir taraftan da içerideki gelişmeler önemli, açıklamalar peş peşe geliyor. Önemli bir konuğumuz var. Bütün bu başlıkları tek tek konuşacağız. Perde arkasındaki gelişmeleri aralamaya çalışacağız. Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Şentop ki seçim sürecinde özellikle hem ittifakın kurulmasında hem yasalar konusunda aslında önemli rol oynayan bir isimdi. Onları da konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk yanımıza. Batuhan Bey. Sayın Şentop, adım adım gidelim ama önce bu tamam devam işiyle ben başlamak istiyorum. Dün akşam aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerine başlayan ve sosyal medyada hızla büyüyen bir tartışma oldu. Evet. Tamam mı devam mı konusunda ki özellikle birinci sıraya oturması etiketlerde önemliydi. Nedir efendim bu konu, tamam devam konusu? Muhalefet de müdahil oldu çünkü bir yerden sonra. Yani muhalefet esasen bu işi bir propaganda mecra olarak gördü. Şimdi Cumhurbaşkanımız çok açık bir şey, ilk defa da söylemiyordum daha önce de söylediği bir şey ve yine aynı şekilde yani demokratik bir rejim içerisinde çok tabii bir husus söylediği. Diyor ki yani biz ona buna bakmayız. Milletimizin kararı önemlidir. Milletimiz tamam yani yeter artık derse nasıl olur bu? Sandıktan yeterli sayıda oy çıkmazsa milletimiz demek ki destek vermiyor. Bu kadar yeter diyor. O anlama gelir. Milletimiz tamam derse biz de o zaman gereğini yaparız ama başka hususlara, başka yerlere bakmayız dedi. Tam da bu söylediğin aksine bir durum. Yani milletin tamam demesini değil de Twitter'daki bazı çevrelerin, grupların, uluslararası çetelerin, Türkiye karşıtı çetelerin organizasyonuyla orada bir propaganda çalışması yaptılar. Cumhurbaşkanımız hani Twitter'da veya sosyal medyada bunu oylayalım falan gibi bir şey demedi dedi. Milletimizin kararı dedi. Milletimizin kararı da sandıkta oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi Cumhurbaşkanımız 2014'te seçildiğinde 25 milyona yakın oy aldı. Evet. Şimdi bu Twitter'daki şey 1,5 milyon civarında işte o etikete bakacak olursak bunların hepsini gerçek şahıs saysak ve her birinin ayrı kişiler tarafından teker teker verildiğini varsaysak. Yani bu hesaplardan değil de herkesin bireysel. Yani gerçek şahıslar ve herkes bir kere bunu kullanmış olduğunu varsaysak yani 1,5 milyon kişiye eder toplam. Türkiye'de %10 barajını aşabilmesi için bir siyasi partinin 5,5 milyon civarında oy alması gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız 25 milyon civarında oy almış. Bu hesaplara baktığınızda yani milletin kararı anlamında bunun sayısal olarak da hiçbir şey ifade etmediğini söyleyelim önce bir. İkincisi bu işin nasıl döndüğünü anlatmak için bunu söylüyorum. Şimdi 1,5 milyon bu şekilde bir operasyon oldu. Tamam, propaganda çalışması yaptınız. Tamam, tweetleri, yine bunlar hani dikkate alınacak bir şeydir diye varsaysak. Peki bu işi destekleyen kimler? Türkiye'de işte Cumhurbaşkanı adayları olan genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı olan partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi var. İşte HDP var içerisinde. Şimdi bakıyoruz Sayın Akşener'in, Meral Akşener'in Twitter'daki takipçilerinin sayısı 2,5 milyon civarında. Evet. Öbür taraftan Kılıçdaroğlu'nun bakıyoruz 6 milyon üzerinde takipçisi var Twitter'da. Temel Karamollaoğlu'nun daha az 200 bine yaklaşan bir takipçisi var. Yine HDP'den baktığımızda bunları topladığınızda aşağı yukarı bir 8-10 milyona yakın bir şey oluyor, takipçisi oluyor. Demek ki takipçileri bile takip etmemişler onların attığı tweetleri bir. İkincisi bunlar yine gerçek varsayılsa ne kadar destek aldı? Mesela Sayın Akşener 200 binin üzerinde bir imza aldı adaylıkla ilgili. 2,5 milyon takipçisi var. Demek ki bu takipçiler Twitter'daki bu takipçi o performans YSK'ya realiteye yansımıyor yani imzaya yansımamış, sandığa yansımıyor bunlar yani. Böyle bir hesap yaptığınız zaman bile bu işin gerçek olmadığını, adı üzerinde bir sanal bir çalışma olduğunu gösteriyor. Fakat bir başka boyutu burada önemli bunun. Şimdi burada baktık hani muhalefet cephesinde bir karşı ittifak oluşturanlar, adı Millet İttifakı ama eğer isterseniz o konuyu konuşmak orada, isterim evet, ben. Evet, evet. O önemli çünkü kanun çalışmasını yaparken tartıştığımız bir konuydu. O kullanabilirler mi, o ismi kullanamazlar mı? Ama onlarla beraber kimler? Büyük ölçüde yurt dışında
konumlu birçok hesaptan atılmış tweetler var. FETÖ'yü mü kastediyorsunuz sanki? FETÖ başta olmak üzere, sadece FETÖ değil, PKK'nın yurt dışındaki uzantıları dahil olmak üzere. Bir de Türkiye'nin iktidarından, Cumhurbaşkanımızdan rahatsız olan uluslararası çevreler var, çeteler var. Bunların bir kısmı siyasi, bir kısmı ekonomik operasyon çeteleri. Bunların da işin içinde, organizasyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani baştan beri de zaten bunu söylüyoruz biz. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz çeşitli delillerle, ama en güzel delil bu oldu. Türkiye'de bu 24 Haziran seçimlerine giderken aslında iki tane siyasi akım, iki tane siyasi eksen var önümüzde. Birisi işte 15 Temmuz'dan itibaren zaman içerisinde gelişen ve somut Cumhur İttifakı olarak somutlaşan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi'nin de destek vermiş olduğu Yerli ve Milli İttifak dediğimiz ittifak. Bunun temel esprisi nedir? Temeli, özü, ruhu şu. 15 Temmuz'la beraber şunu gördük biz. Türkiye'deki durumdan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasi istikrarından rahatsızlık duyan, bu istikrarın sağlamış olduğu uluslararası itibarından, Türkiye'nin gücünden, etkisinden rahatsızlık duyan, Türkiye'yi daha önce olduğu gibi operasyonlara, uluslararası sistemin operasyonlarına açık, müsait bir ülke olarak görmek isteyen çevreler var. Türkiye'nin düşmanı, hasmı çevreler. Bundan o kadar gözü dönmüş olduklarını 15 Temmuz'da gösterdiler. Yani bu millete silah doğrultup, nişan alarak alnından vurmayı hedefleyecek şekilde, milletin parasıyla alınan tankları, uçakları millete karşı kullanacak kadar bir gözü dönmüşlük içerisinde hareket edeceklerini gösterdiler 15 Temmuz'da. Bunun karşısında işte AK Parti ve MHP ittifakı nasıl oluştu? Dedik ki yani biz farklı siyasi partileriz. Türkiye'nin meseleleriyle ilgili farklı görüşlerimiz var elbette. Ama bütün bu siyasi partilerin varoluş amacı, bizim farklı görüşlerimiz, tartışmalarımızın nihayetinde bir hedefi var. Nedir o? Türkiye'nin istiklalini, istikbalini, istikrarını korumak. Temel hedefimiz bu. Dolayısıyla biz bütün bu diğer hususlardaki ihtilafları ikinci plana alalım. Esas mesele Türkiye, Türkiye'nin önceliği, istikrarı, istiklali, istikbalidir Türkiye'nin. Türkiye'yi önceleyen bir yaklaşımla yola çıkıldı. Bunun karşısında ise bütün bunları olmamış varsayan veya ciddiye almayan 15 Temmuz dahil tek meseleleri Tayyip Erdoğan gitsin. Ne olursa olsun, Türkiye batarsa batsın da Tayyip Erdoğan gitsin sadece diye. Bütün siyasi hesaplarını, hedeflerini bunun üzerine kuran bir çevre var. Bunlar da farklı siyasi görüşler, siyasi partiler. Ama bir amaç birlikleri var bunlarda da, bunu görüyoruz. Bunun içerisinde hepsi var. İşte bu siyasi partiler de var, işte FETÖ'de var, PKK'da var, yurt dışında işte Tayyip Erdoğan karşıtı, Türkiye hasmı, çevreler de var bunun içerisinde. Bunlar da ikinci ekseni oluşturuyor Türkiye'de. 24 Haziran'da milletimiz karar verirken aslında bu iki eksen içerisinde bir karar o verecek, bir tercih yapacak. İşte biz deliller falan anlatıyorduk. Evet, dün akşamki operasyonda bunların zaten beraber olduğunu. O zaman diyorsunuz ki devam. Evet, yani, zaten beraber olduğunu, birlikte olduğunu gösterdi. Onun için biz devam diyoruz. Evet, devam diyorsunuz. O konuyu da böylelikle çok fazla konuşulduğu için onunla başlamak istedim. Efendim tabii bir taraftan da tamam, Sayın Cumhurbaşkanı'na vereceğiz oyumuzu ama işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani milletvekili seçimlerinde başkasına vereceğiz. Bir de böyle bir aslında algı diyelim veya bir çalışma diyelim. Çünkü bir taraftan da bunun Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında kilitlenmesi, çalışamaması üzerine kurulan yeni bir senaryodan da çok yoğun bir şekilde bahsediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak girilecek seçimlere. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu İstanbul'da bazı açıklamalarda bulundu. Bu nedir? Bunun önüne geçmek için sizin alacağınız tedbirler var mı? Neleri söyleyeceksiniz? Hangi argümanları kullanacaksınız? Tayyip Erdoğan seçilsin ama TBMM'de ona vermeyelim. Nedir bu? Şöyle, bu tartışmanın da çok karşılığı olan bir tartışma, gerçek bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Şu bakımdan esasında bu karşı ittifakın, karşı ittifak diyorum şunun için bunu bir açmak isterim. Bu aslında bir ittifak değil, bir karşı ittifak. AK Parti MHP ittifakının bir hikayesi var. Az önce kısaca temas ettim. 15 Temmuz'dan sonra. Yani durup dururken ortaya çıkmış, ya bakalım seçim yaklaşıyor, şöyle bir ittifak yapalım falan. Barajı aşarız veya daha çok oy alırız hesaplarıyla oluşmuş bir şey değil. 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos'ta Yenikapı'da bir birliktelik ortaya konulmuş. Daha sonra giderek yakınlaşan 15 Temmuz'dan olayların
anlamı, arka planı dikkate alınarak devleti ve millet iradesini tahkim edecek bir çalışmayla bir anayasa değişikliği birlikte yapmışız, gerçekleştirmişiz. Sonra bu anayasa değişikliğinin altyapısını oluşturacak olan kanun düzenlemeleri, yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütmüşüz. Ve bu nihayet seçime doğru da bir ittifaka, seçim ittifakına doğru dönüşmüş, orada somutlaşmış. Peki şu an muhalefetin oluşturmuş olduğu bu ittifak bir ittifak mıdır gerçekten? İttifak olsaydı daha önce, yani 15 Temmuz'dan önce olur, sonra olur. Yani bir anlamda bu partilerin bir araya gelmesi, yaklaşması, bir ittifak fikrini tartışmaları söz konusu olabilir. Olmadı. Ne zamana kadar? Biz Cumhur İttifakı'nı ilan etmişiz. Bu Cumhur İttifakı ve diğer olarak ittifaklarla ilgili bir kanun düzenlemesi yapmışız. Onu meclise getirmişiz. O zaman bile ya bu ittifaklara karşıyız falan diye çıkan partiler, söyleyen partiler. Sonra bakıyorlar ki bu ittifak geçecek meclisten. O zaman yok biz ittifaka karşı değiliz de bu şekilde olmasına karşıyız falan diyen partiler. Evet. Sonra kanunlaşınca bu, Cumhur İttifakı da somutlaşınca, ortaya çıkınca, seçim kararı da alınınca alelacele bir araya gelelim. Yoksa batacağız. Barajı aşabilmemiz mümkün değil. İşte iki partinin de, İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin de sorunu bu zaten. Demokrat Parti zaten o anlamda seçime girme yeterli olsa da iddiası olan bir parti değildi. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşine takılarak bari bir ittifak oluşturalım. HDP orada nerede Sayın Şentop? HDP'yi de saydınız ama ittifakın içinde yer almıyor. Gizli şekilde yer aldığı söyleniyor. İttifakın, bunun şeyi nedir? Gizlinin açılımı nedir? Şöyle, ittifakın gizli ortağı diyoruz. Ne demek diyoruz. O? Şu, şimdi HDP bu ittifakın içerisinde yer alması arzu edildi, istendi ama öyle bir ittifak ki hani bu oyun eğlence yerlerinde bir oyun olur, hani tokmakla vurursunuz bir, evet, kafa içeri girer ama başka bir şey çıkar, öyle bir durum. Şimdi İYİ Parti varsa HDP giremiyor özellikle ve CHP'nin bir kısmı tabii ki bundan rahatsız. HDP'yi, İYİ Parti'yi koyduğunuzda HDP giremiyor. HDP'yi koysanız İYİ Parti dışarıda kalıyor. Ve hepsini topladığınızda münferiden ayrı ayrı almış oldukları oyların toplamını alamıyorlar. O miktarda oy toplayamıyorlar. Dolayısıyla bunu gerçekleştiremedikçe muhtemelen belki bölgesel olarak birbirlerine destek vereceklerini tahmin ediyoruz. Güçsüzler güçlüleri destekleyecek denebilir mi? Evet, tabii. Şunu söylemek isterim fazla dağıtmadan konuyu. Yani bu ittifaka karşı ittifak dememizin sebebi bu. Eğer Cumhur İttifakı olmasaydı böyle bir ittifak olmayacaktı. Halbuki Cumhur İttifakı bir tez olarak ortaya çıktı. Sağa sola bakarak başkalarına göre şekillenen bir ittifak değil. Bunlar ise bir karşı tez olarak ortaya çıktılar. Cumhur İttifakı var, o zaman biz de yapalım diye. Cumhur İttifakı olmasa bunların ittifak gibi bir meseleleri olmayacaktı zaten. Evet. Bu anlamda karşı ittifak millet diyorum. Millet İttifakı konusunda başvurdu, Millet Partisi var, onlar itiraz etti. Sonuçta YSK ona izin verdi. Ona bir itiraz imkanı daha var, onu söyleyeceğim. Var mı efendim? Tabii. Yani kanun çalışmasında biz bu konuyu tartıştık. Ama şunu belirtmek isterim. Başlangıçta burada tabii Cumhur İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı adayı, ki Cumhur ifadesi de aslında biraz bu seçimi çağrıştırmak üzere düşünülmüş bir şeydi. Cumhurbaşkanı, Cumhur bu bağlamda başından beri zaten deklare edildi, söylendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi önce Cumhurbaşkanımızın karşısında bir ortak aday, tek aday formülü gündeme Çatı geldi. Çatı olarak gündeme Çatı geldi. Adayı. Evet. Abdullah Gül. Evet, Sayın Gül. Ve burada kendisi de bunu zaten söyledi, kabul etti. Söyle, tabii aynı. Şimdi burada bence A planı buydu. Yani bu bütün dün akşam o tamam çevresinde şekillenen yurt dışındaki uluslararası Türkiye karşıtı çetelerle onların içerideki işbirlikçilerin toplamından oluşan bu ittifakın tırnak içerisinde A planı buydu. Tek adayla çıkmak, Cumhurbaşkanı adayıyla ve bu işi o şekilde zorlamaktı. Bu plan başarılı olamadı. Biraz konformist siyasi yaklaşımlarla, yani takım garantilerle falan siyasete girmek istendiği için bu garantiler olmaz tabii siyasette. Bunlar her şey, olmadı. Her şey masanın üzerinde hazır, buyurun denilmediği için de. Olmaz tabii. Olmadı ve gerçekleşmedi. Çiftiniz. Bu gerçekleşmeyince bu sefer benim gördüğüm kadarıyla D planı devreye girdi. Farklı adaylarla girmek ama şimdi bu tablo bakıldığında Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu karşı ittifakın iddiasını ortadan kaldırdı. Yani tek bir aday etrafında birleşebilselerdi, bütün Tayyip Erdoğan muhalifi seçmeni toplayabilecek bir çatı planlanan buydu. Bunu yapabilselerdi bir iddia ortaya koyabileceklerdi. Onu gerçekleştiremediler. Darmadağınık oldular.
Böyle olunca Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir iddiaları kalmadı. Evet. Bunun üzerine bu sefer aynı gün yapılacak milletvekili seçiminde bir iddia ortaya koymak için bir ittifakı oluşturdular. Milletvekili seçimine yönelik bu ittifakı. Şimdi ben işte bu ikinci B planı üzerindeki stratejinin bir söylemi olarak bunu görüyorum. Yani Tayyip Erdoğan seçilecek. Benim, evet, zaten seçilecek. Bunu artık kabul ettiler, havlu attılar. Ama mecliste işte biz belki ne yapabiliriz? Çoğunluğu biz sağlayabiliriz falan gibi. Bunun böyle bir şey mümkün müdür? Hani şey olarak seçmen davranış olarak yok. Baktığımızda. Şimdi şunu söylemek isterim. Tabii ki iki ayrı seçim, iki ayrı oy pusulası üzerinden gidecek. Yani bunun ikisinde de aynı sonuçlar alınmayabilir teorik olarak. Bu mümkündür. Bazı seçimlerde de gördük, 99'da yapılan seçimlerde. Ve milletimiz bu konuda çok bilinçli olarak karar veriyor. Yani gözü kapalı olarak bütün oyları vermek ikisine beraber veya ikisini ayırmak falan gibi bir ön yargıyla hareket etmiyor. Günün şartlarına göre, Türkiye'nin geleceğini düşünerek, kullandığı oyun değerini, kıymetini bilerek karar veriyor. Bunu birçok seçimde milletimiz gösterdi. O bakımdan hiçbir tereddüdümüz yok. Yani zaman zaman böyle masa üzerinde çalışan arkadaşlarımız, bürokrat arkadaşlar, ya millet bunu bilemez, onu yapalım. Evet. Çok iyi biliyor her şeyi. Oyunu nereye basacağını da biliyor. Başka türlü kullanmışsa oyunu mutlaka başka bir sebebi vardır. Bilerek, bilinçli olarak. Şimdi bu şartlar altında yeni bir sistem kurmuşuz Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Ve bu sistemin yerleşebilmesi için bütün kurum ve kurallarıyla hemen bugün hallolan bir konu değil. Bunun için önümüzdeki bu ilk dönemi, bu 5 yılı da bu sistemin yerleşmesi için gösterecek gayretlerle, çalışmalarla, hukuki altyapı, anayasal ve kanuni yasal düzenlemelerle kullanacağımız bir süreç var önümüzde. Böyle bir süreçte bir taraftan Cumhurbaşkanı uygulayıcısı olarak bu sistemin, ama öbür taraftan da bu sistemin işte önümüzdeki 5 yıl içerisinde bütün kurum ve kurallarıyla iyi işleyen bir sistem olarak yerleşmesi için gayret gösterecek, çalışacak bir yasama organı. İç tüzükten tutun da meclisin çalışma yöntemlerinden Cumhurbaşkanı'nın düzenleyeceği alanlar, kararnameyle düzenleyeceği alanlar, onun dışında kalan kanunla düzenlenecek alanlar, gerekirse anayasal düzenlemelerle tekrar takviye edilecek alanlar var. Bütün bunların hepsi parlamentonun yapacağı işler. Dolayısıyla bu sistemin bu ilk uygulamasında ki 24 Haziran'da bilmiyoruz zaten başlayacak. Hep beraber tabii, göreceğiz bunu. İlk uygulamasında hem güçlü bir seçmen desteğine sahip Cumhurbaşkanı hem de onunla beraber hareket edecek bir parlamento çoğunluğu olması gerekiyor bu sistemin yerleşebilmesi için. 5 sene sonra belki 10 sene sonra daha farklı kompozisyonlar düşünülebilir. Yani olur olmaz demiyorum, o anlamda demiyorum. Yani sistem oturduktan, yerleştikten sonra hukuki altyapısı itibarıyla bunlar konuşulabilir, tartışılabilir. Belki değişiklikler fakat, yapılacak. Fakat başka, şimdi şimdi bu seçimden sonra bu sistemin iyi bir şekilde işleyebilmesi ve yerleşebilmesi için ki o kısım biraz da şeye bırakıldı. İlk seçimden sonraki döneme bırakıldı o. Doğal olarak da çünkü bir sistem kurmak, oturup masa başında kitap yazmak gibi bir şey değil. Bir de uygulamayı yazın, görmek teorik lazım olarak, diyorsunuz değil mi? Koyun bakalım tabii. Evet. Yani bu sistemin ana hatları, parametreleri oluşturuldu. Ana hatları ve bu sistem uygulanabilir bir sistem şu haliyle. Fakat bu sistemin bütün kuralları ve bütün kurumlarıyla yerleşebilmesi için bu 5 yıl içerisinde göreceğiz yapılacak bunu. Düzenlemeler var. Dolayısıyla bu ilk 5 yıl için hem Cumhurbaşkanı'nın güçlü bir seçmen desteğiyle seçilmesi hem de parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın arkasında güçlü bir çoğunluğun olması hatta anayasayı değiştirecek bir güçlü çoğunluğun olması gerekiyor. Bu çünkü dönemde. Sistemde bazı aksaklıklar çıkarsa onları tabii, değişip tabii. daha update edilmesi, tabii. yenilenmesi için. Şimdi yani Cumhurbaşkanı seçildi ama mecliste de bu sisteme zaten karşı olan bir çoğunluk, siyasi seçildi. Grup çoğunluğu sağlarsa o bu sistemin işleyişinde sıkıntılar yaşanmaya sistemin başlar. Sistemin kilitlenmesi bunun için mi dile getiriliyor? Ya ona dair başka şeyler var tabii. Çıkış yolları var sistem içerisinde. Bunlar düşünülmüş şeyler sistem içerisinde. Ama ben sistemin ilk kurulacağı bu dönem itibariyle bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Anladım. Milletimizin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Efendim hızlı hızlı gidelim. Birçok sorumuz var. O bakımdan var. Ben bu tartışmanın işte muhalefetin bu B planı stratejisinin bir uzantısı dedikodu olarak görüyorum. O zaman milletimizle çatı çöktü, ilgili... A planı çöktü, tek plan B kaldı muhalefetin elinde diyorsunuz. Evet, B planı var. Evet. Onda da işte onu sağlamaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı artık nasıl olursa olsun Tayyip Erdoğan seçilecek ama mecliste bari bunların gücünü kıralım falan gibi bir hesap. Milletimizin buna müsaade
müsaade etmeyeceği kanaatindeyim. Evet. Bu sistemin bu yerleşeceği dönemde ki 5 yıllık süreç böyle bir dönem olacak, parlamentoda güçlü bir desteğin, Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir desteğin bulunması gerekiyor. Çok, bu sistemin yerleşmesi bakımından bu çok önemli. Daha sonra sistem yerleştikten sonraki dönemlerde farklı kombinasyonlar düşünülebilir. Sayın Şentop, çok sorun var. Kısa kısa cevaplar alabilirsem çok sevinirim. Millet, özür dilerim. Millet şu konusu, millet meselesi millet önemli. Konusu. Niye itiraz ediyorsunuz? Bakın, evet. Biz itiraz etmedik. Millet Partisi itiraz etti. Hı. Şu da şundan, bu tartışma yapılırken biz ittifakların bir unvanının olacağını, yani ortak bir unvan kullanabileceklerini, bir kelime olarak kullanabileceklerini öngördük. Orada müzakere ederken arkadaşlarla dedi ki, peki o zaman partiler bir araya geldi, istedikleri gibi bir ismi seçebilirler mi? Yani canlarının istediği gibi bir isim seçip, manipülatif isimler olabilir, kanunen suç teşkil eden bazı hususlar olabilir, çağrışımları olan ifadeler olabilir, hakaret içeren her şey olabilir. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Çok basit. Aslında siyasi partiler kanunu bu konuyu çözüyor. Siyasi partiler kanunu siyasi partilerin hangi isimleri kullanamayacağına dair bir düzenleme getiriyor. Evet. Yasakladığı isimler var orada. Biz de burada çok net bir şekilde siyasi partiler kanununa bir atıf yaptık. Dedik ki siyasi partiler kanununda bu isimlerle ilgili yasaklar aynen ünvanları, ittifak ünvanları için geçerli. Bakıyoruz siyasi partiler kanununa. Bunlardan birisi nedir bu yasaklardan? Türkiye'deki bir siyasi partinin isminin, ambleminin, o siyasi partiye ait işaretlerin başka partiler tarafından ya doğrudan ya da iltibasa mahal verecek şekilde, yani karıştırılabilecek şekilde kullanılmasını yasaklıyor. Başka parti veya partiler tarafından kanun yasaklıyor. Şimdi buradan bu açıdan baktığımızda Türkiye'de Millet Partisi diye bir siyasi parti var. Evet. Bu siyasi partinin ismi Millet. Başka siyasi partiler bir araya gelmiş, o siyasi partinin ismini ittifak ismi olarak kullanıyor. Benim anladığım kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu burada şöyle bir değerlendirme yapmış olabilir bu itirazda, ilk şeyde başvuruyla ilgili. Buna itiraz hakkı var tabii ki Millet Partisi'nin. Bu Millet Partisi şu anda seçime girmiyor, bu 24 Haziran seçimlerine. Seçime girmeyen bir parti olduğu için. Kanun öyle demiyor ki, kanun şu anda mevcut, Türkiye'deki mevzuata göre var olan, hukuken var olan bir siyasi partinin isminin korunmasından bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla seçime girip girmemesinin bir önemi yok burada. Biz bu konuyu çok tartıştık hazırlarken de metni. Bunun çok açık olduğunu düşünüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu ilk kararında yanlış olduğu kanaatindeyim. O yüzden yani gerekçeleri bunlar. Muhtemelen Yüksek Seçim Kurulu bu karşı ittifakın biraz psikolojik baskısı altında kalmış gibi gözüküyor. Bir itiraz daha. Bu karara karşı bir itiraz yolu yine Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Var. Bunun yapılması gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunu takip eden partisinin ismini korumak görevi genel başkan parti yönetimine verilmiş. Evet. Ama burada bizim onu tartıştığımızı ve bu bağlamda siyasi parti isimlerinin kullanılmasının ittifakta bu atıf sebebiyle yasak olduğunu, bu yasaklamalar kapsamında olduğunu söylüyorum. Yok, çekindiğimiz, korktuğumuz bir şey yok ama madem bir kanun düzenlemesi yapıyoruz, o herkesin zaman, de o kanuna uyması lazım. Hareket etmesi lazım sonuç itibariyle. Efendim son birkaç dakika kalmış, hızlı hızlı geçiyor zaman. Dün akşam önemli bir tasarı geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na KHK çıkartma yetkisi veren tasarı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Burada nedir bu? Bunun altında ne vardır? Niye böyle bir şey geldi? Bu da bazı tartışmalara yol açtı. Açıklayabilir misiniz? Şimdi bu konuda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi var. Bu kararnamelerin düzenleyeceği alanlar anayasada gösterildi. Bunlardan en önemlisi hükümet teşkilatının, devlet teşkilatının düzenlenmesiyle ilgili yetkiler. Şimdi dönüp bakıyoruz, bunların en önemlisi de bakanlıklar. Zaten belki bir başka ifadeyle bakanlıkların merkez ve taşkent teşkilatlarını zaten düzenlediğinizde büyük ölçüde bürokratik yapıyı düzenlemiş oluyorsunuz. Bununla ilgili düzenlemeler. Şimdi bu konuda düzenlemeler daha önce de zaten kanun hükmünde kararnamelerle yapılmış. Evet. Mesela geriye dönüp baktığımızda ben yani ilk aklıma gelen 2011 seçimlerinden önce alınmış bir KHK yetkisi vardı. 2011 seçimlerinden sonra birçok bakanlığın teşkilatı, kuruluş ve teşkilatı hepsi KHK'larla düzenlendi. Kanun hükmünde kararnamelerle düzenlendi. Kanunla düzenlenmemiş. Yani kanun bir yetki veriyor. Niye? Çünkü bu düzenlemeler, teknik düzenlemeler çoğu büyük ölçüde ve bir bütünlük içerisinde yapılması gereken düzenlemeler. Uygulama geriye dönük olarak da baktığımızda böyle olmuş. Şimdi bu kanun hükmünde kararnameler yürürlükte.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de kanun gücünde, kanun hükmünde değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu alanlarda düzenleme yapabilmesi için bu kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmiş alanların müsait hale düzenlemeye müsait hale getirilmesi lazım. Dolayısıyla bu yetki kanunu işte bir kanun hükmünde kararnameyle yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'na verilen bir yetkinin kullanılabilmesi için bir alan düzenlemesi, alan temizliği gibi düşünülmüş. Yeni sisteme uygun hale getirilmesi, evet. Bakanlıklar, evet. Bürokrasi, yani bu, sistem. Niye böyle yapılıyor, kanunla yapılmıyor? Zaten daha önce de evet. Kanun hükmünde kararnamelerle yapılmış bu. Şimdi de yine aynı durum, şekilde benzer bir durum. Aynı şekilde yapılacak. Hareket edilecek. Efendim son bir soru daha sorayım. FETÖ davalarında birer artık sonuçlanıyor çatı davalar. Tabii. Bir taraftan yurt dışında MİT önemli operasyonlar gerçekleştiriyor. Evet. Bir taraftan Adalet Bakanlığı bazı isteklerde bulunuyor, dosyalar gönderiyor. Evet. Bakıldığı zaman oradaki son durumu nasıl fotoğrafı özetlersiniz ilgili, bize? Tabii önemli bir noktaya geldik yavaş yavaş. Ya, ilk derece mahkemelerinde büyük ölçüde özellikle önemli davalarla ilgili kararlar çıkmaya başladı. Tabii bunun Yargıtay aşaması da olacak bir kısmıyla istinaf aşamaları. Nihayetinde yargının bu konuda atacağı adımlar, yürüteceği süreç önemli kısmını tamamlamış gibi gözüküyoruz. Tabii FETÖ mücadelesinin bir kısmı bu. Diğer kısmı yürütülen başka soruşturmalar bağlamında. Özellikle 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan yine farklı FETÖ yapılanmaları Türkiye içinde veya Türkiye dışındaki irtibat noktaları itibariyle yürütülen mücadele var. Türkiye bu konuda kararlı olduğunu, hükümetimiz, bilhassa Cumhurbaşkanımız bu konuda kararlı olduğunu müteaddit defalar söyledi. Hem genel söylemleriyle hem de başka ülkelerin yöneticileriyle yapılan görüşmelerde kararlılığını ifade etti Türkiye. İşte bu kararlılığın sonucu olarak bazı ülkelerde bu tür iadeler yaşandı. Ama esas ana yapısının, örgütün, lider kadrosunun, bunların önemli bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu biliyoruz. Bunların Türkiye'ye iadesi ve yargılanmanın sağlanması da gerekiyor. Türkiye bu konuda da muvaffak olacak. Çünkü haklıyız, bunu anlattığımız takdirde ikna edeceğimizi düşünüyoruz. Bu mücadele bir tek FETÖ'cü, etkin bir FETÖ'cü kalmayana kadar da devam edecektir. Evet, bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Siz de milletvekilliğine başvurdunuz. Yeni sistemde milletvekili olan bakan olamıyor. Sizin tercihiniz nedir? Bir tercihimiz yok. Yok bizim. Diyorsunuz. O, tabii partimizin, Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan husus. Hayırlısı olsun. Size de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Şentop, aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili. Efendim çok teşekkürler. Ben ağzınıza teşekkür sağlık, ederim. Ayağınıza sağ olun. Sağlık. Evet efendim, yorumu her zaman olduğu gibi sevgili seyircilerimize bırakıyoruz ve Ankara'dan şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim.